yepyeni konseptiyle Kasapoğlu Mobilya'da %10 vergi indirimi devam ediyor. Her bütçeye uygun yüzlerce çeşit ürün sadece Kasapoğlu Mobilya'da. Mobilya almadan bir düşünün ama bize uğramadan asla karar vermeyin. Korkut Elli öğrenci YKS sınavında büyük bir başarıya imza attı. Ayşenur Bambul, sözel alanda Türkiye 355.'si olarak Korkut Elli'yi gururlandırdı. Korkut Elli Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşenur Bambul, YKS sınavında sözelde Türkiye 355.'si, ilçemizde ise birinci oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız hem Ayşenur Bambul'u hem de okul müdürü Ahmet Önce'yi makamında ağırladı. Bugün burada Korkut Elli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencimiz Ayşenur Bambul'u ve okul müdürümüz Ahmet Önce'yi ağırlamaktan dolayı son derece gururlu ve memnunum, mutluyum. Çünkü öğrencimiz Türkiye'de 355. olarak hem ilçemiz adına bir gurur kaynağı hem de ilimiz adına bir gurur kaynağı oldu. Tabii ki bu başarıda en büyük emek öğrencimizin kendisine ait. Kendisi inandı ve inandığı uğurda başarısının gelmesi için gece gündüz çalıştı. Tabii en büyük emeğin yanında ailesi de kendisine büyük bir katkı ve güç verdi. Okulu başta okul müdürü Ahmet Önce olmak üzere müdür yardımcıları ve emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlarımıza ben canı gönülden teşekkür ediyorum. Öğrencimizin puanı kendisinin de biraz önce belirttiği gibi hukuk fakültesi dahil diğer pek çok fakülteye puanına yetmesine rağmen çocukluğundan beri kurmuş olduğu Marmara İlahiyat Fakültesi Arapça bölümünü tercih etmesi de kendisi açısından inşallah hayırlı olacaktır. Bizim bu tür başarılarımız tesadüf değildir. Geçen sene de yine bir öğrencimiz Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümünü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi olarak kazanmıştır. Bu başarıların devamını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor. İlçemize, ilimize ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Korkut Elli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi, öğrencimiz Ayşenur Bambul, sözel bölümünde ilk bine girerek Türkiye genelinde 355. olmuştur. Ben öncelikle bizi burada misafir eden Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İsmet Bey'e makamında bizi kabul ettiği için teşekkürlerimi sunuyorum. Kendim hem de okulum adına. Ayşenur bizim değerli bir öğrencimiz. Sessiz, sakin, edepli bir öğrencimiz. İyi çalıştı, disiplinli çalıştı, planlı çalıştı ve hak ettiği yere geldi. Bizi en iyi şekilde temsil etti. Sadece biz değil Korkut Elli'miz de onun bir başarısı olarak hem Korkut Elli'mizi hem de bizim okulumuzu en iyi şekilde temsil ettiğine inanıyorum. Biz okul olarak üç temel prensibimiz var. Bizim bir sloganımız vardır, duymuşsunuzdur belki. Huzur, erdem, başarı diye. Öncelikle huzurlu bir ortam, ahlaki bir ortam. Bunun sonucu olarak da başarının geleceğine inandık, o şekilde çalıştık. Ben burada gıyaplarında Ayşenur'un başarısını demeye geçen, başta ailesi olmak üzere, İdareci arkadaşlarıma, öğretmen arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sloganımızı tekrar etmek istiyorum. Huzur, erdem ve başarı için Korkut Elli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi. Ayşenur'un başarısının sırrı elbette çok çalışması ama ben üniversiteye hazırlanan diğer öğrencilerimize örnek olması bakımından bir hususu belirtmek istiyorum. Ayşenur okulumuza kayıt olduğundan mezun oluncaya kadar cep telefonu kullanmadı. Şimdiki öğrencilerin en büyük dezavantajının cep telefonu olduğunu düşünüyoruz. Ayşenur'u örnek alırlarsa, cep telefonlarını uzak dururlarsa başarılı olacaklarını ümit ediyorum. Puanım hukuk fakültesi dahil diğer pek çok fakültelere yetmesine rağmen ben Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arapça bölümünü tercih ettim. Umarım vatanıma, milletime hayırlı bir insan olurum.
huzur, erdem ve başarı için Korkut Ali Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi. Bu başarımda emeği geçen okul müdürüme, müdür yardımcılarıma, öğretmenlerime, aileme, arkadaşlarıma ve bizi bu makamda ağırlayan Sayın Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ederim. Yepyeni konseptiyle Kasapoğlu Mobilya'da %10 vergi indirimi devam ediyor. Her bütçeye uygun yüzlerce çeşit ürün sadece Kasapoğlu Mobilya'da. Mobilya almadan bir düşünün ama bize uğramadan asla karar vermeyin.